Merhaba gençler. Çarpanları ayırma konusunda kaldığımız yerde devam edelim. Şimdi burada bakın x kare artı y kare artı z kare iki parantezinde x y y z. X z neydi gençler hatırlayın. X artı y artı z üç terimlisinin nesiydi karesi. Eksi burada ne var bakın 5 parantezinde x artı y artı z var. Şimdi burada gençler şöyle bir şey ifade etmiş. Bakın x y z nasıl sayılarmış? Pozitif reel sayılar. Şimdi bu iki ifadeyi ben x artı y artı z parantezine alıyorum. O zaman burada ne gelecek gençler bakın. Bir x artı y artı z. X artı y artı z. Eksine gelecek 5. Bunu sıfıra eşitlediğimiz zaman burası ne olamaz gençler? Sıfır olamaz. O zaman sıfır olacak kısım burası. Çünkü sıfır seçerseniz x, y, z toplamı sıfır olur. Şuna aykırı olur. Yani pozitif reel sayı olacak diyor diyor. O zaman buradan x artı y artı z toplamını gençler evet kaç olarak buluruz? 5 olarak bulmuş oluruz. Evet güzel bir basit örnekti. Şimdi gelelim buraya. Bu neymiş gençler? Bir tam kare ifade olabilmesi için demiş. X'in alabileceği en büyük değer kaçtır diye bize bir sorunu yapmış gençler yöneltmiş. Şimdi bakın buradan şunu 4'ün 13. kuvvetini yapalım? 2 üzeri 26 yapalım. Burayı gençler 2 üzeri 2x yapalım. Şurayı da 2 üzeri ne yapalım gençler? 98. Şimdi bunları ne parantezine alacağım? Bakın 2 üzeri 26 parantezine alalım. Burada ne kalır gençler? 1. Artı 2 üzeri 2x eksi 26 artı 2 üzeri ne kalır gençler? Görüyorsunuz 72 kalır. Anladık mı? Şimdi burası dursun gençler. Şimdi buraya geçelim. X'in en büyük değerini sormuş bize. Burayı tam kare yapmam lazım benim. Şimdi şu 2 üzeri 72'yi ortaya alayım. Ama şöyle alayım. 2 çarpı 2 üzeri ne olarak? 71 olarak. Diğerini de gençler 2 üzeri şöyle yazayım. X eksi 13'ün nesi yapalım? Karesi. Şimdi tam kare yapmak istedim ya gençler. O zaman ne olacak? Şu ortası görüyorsunuz şurası. Şöyle düşünün. 1 artı 2a artı a kare gibi düşünün gençler. Tamam mı? Burada şu a'ların ne olması lazım? Kendi arasında eşit. Evet. O zaman gençler 1 artı 2a artı a kare nedir aslında? 1 artı a'nın karesidir. Tam kare böyle yapmaya çalışacağım. Yani şuradaki o zaman 2 üzeri 71'i neye eşitleyeceğiz gençler? Söyleyin. 2 üzeri x-3'e eşitleyeceğiz. x-13'e pardon. Tabanları götürdüğümüz zaman gençler buradan 71 eşittir. x-13 olur. X'in alabileceği en büyük değer de buradan kaç olarak gençler? 84 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi tam küp ifadeler ve özdeşlikler. Bu da güzel bir kavram. Şimdi gençler A diyorum. Sırayla adım adım izleyin şimdi. A artı B'nin küpü. Bunu binomda görmüştük gençler. A küp sonra artı 3 A kare B artı 3 A kare B dedim. B'yi yazmadım. Artı 3 AB kare artı B küp. Hatırladık mı bunu? Sonra bunu düzenleyeceğim gençler. Buradan bakın A küp artı B küp artı 3AB parantezinde A artı B yazdım. Bu neye eşit gençler? A artı B'nin küpüne. Buradan gençler şu terimleri bu tarafa atıp şöyle bir özdeşlik elde edeceğim bakın. A küp artı B küp eşittir. A artı B'nin küpü eksi 3AB parantezinde A artı B elde edeceğim. Bakın şimdi bunu bir paketliyorum gençler. Bunu ne yapacağım? Bir paketleyeceğim. Evet bu bizim için çok önemli. Evet. Bunu paketliyorum. Bunu bileceksiniz. Bir dakika. Geri alayım. Az daha büyütelim şöyle. Daha güzel olsun. Bunu bileceksiniz bir. Bunu bileceksiniz iki. Bir de gençler buradan bakın bir şey daha elde edeceğim. X küp, x artı 1'in küpünü elde edeceğim. Bunu da ezberebileceksiniz. X küp artı 3x kare artı 3x artı 1. Bunu da bileceksiniz gençler. Bunu da paketliyorum. Bir saniye. Evet.
Bu da önemli. Bunları hep bileceksiniz gençler. Şimdi gelelim B'sine. Evet. Neye geldik? A-B'nin küpüne. Buradan gençler. A küp. Bunları her yerde kullanacağız gençler. Eksi 3 A kare B artı gençler 3 AB kare eksi B küp. Bu binom özdeşliği. Bunu daha önce ne yapmıştık gençler? Anlatmıştık. Evet. Bu cepte dursun. Şimdi buradan yeni bir şey elde edeceğim ben. A küp eksi B küp dursun burada. Buraya da eksi 3AB parantezinde gençler A eksi B yazacağım. Şimdi buradan da bir düzenleme yapacağım gençler bakın. A küp eksi B küpü yalnız bırakacağım. Bu da neye eşit olacak gençler bakın. A eksi B'nin küpü. Bu eksili terim eşitliğin soluna attığımızda 3AB parantezinde A eksi B olacak. Evet. Bunu da paketliyorum gençler. Pardon. Şuradan paketleyecektik. Dur. Onu da kırmızı yapalım. Evet. Evet. Bunlar önemli. Evet. Kırmızıda dur diyorlar değil mi? Evet. Şimdi buradan gençler bakın aslında şöyle. Bu artı iken artı eksi artı. Bu eksi iken eksi artı eksi oldu. Bir de şuraya bir şey daha atacağım gençler. Şuradan bir tane daha bulalım. X eksi 1'in küpünü yazalım. Bunu da çok kullanıyoruz çünkü. Bunları hep ezbere bileceksiniz gençler. X küp eksi 3 x kare artı 3 x eksi 1. Masamızın bir kenarına bunları yapıştıralım. Evet her zaman gözümüzün önünde olsun bunlar. Evet. Bunlar her zaman gözümüzün önünde olacak gençler. Bir masamızın bir kenarına ne yapıyoruz bunları? Yapıştırıyoruz. Evet. Şimdi bunlarla ilgili örnekler alacağım gençler. Bakalım şimdi. Evet. Devam edelim. Evet. Örneğim var bakın. Bu kolay. X artı 1'in küpü. Az önce yazmıştık gençler. X küp 3x kare artı 3x artı 1. Şimdi ikincisine baktığımız zaman gençler 2 eksi eksi y'nin küpü. Şimdi burada şunu hatırlayalım gençler. A eksi b'nin küpünü hatırlayalım. Evet. A eksi b'nin küpü. Yani tam küp ifadelerle ilgili özdeşliğim var. A küp eksi 3 a kare b artı 3 a b kare eksi b küp gençler. Şimdi bunu hatırladığım zaman a küp deyince 2 eksi'nin küpünü yapar gençler. 8 x küp. Şimdi bunun karesi 4x kare eksi 3 ile çarparsak eksi 12 x kare y. Sonra gençler 3 kere 2 6 x y kare. Sonra gençler eksi b küp diyor ya eksi y küp gelir. Evet. Şunu ayarlamış olduk. 3'e kare deyince gençler 3 çarpı 4x kare ne yaptı? 12 x kare y. Sonra 3 ab kare deyince 3 kere 2 6 x y kare. Eksi y küp şeklinde bunu görmüş olduk. Evet şimdi gençler burada x küp artı 3x kare artı gençler 3x artı 1 artı 27. Burası neyin açılımıydı gençler? Az önce ifade ettik. X artı 1'in nesiydi bakın? Küpü. Artı burası da ne gençler? 3'ün küpü. Şimdi az önce biz açılım yapmıştık ya, çarpanlarını bulunuz demiş. A küp artı B küpün çarpanları özdeşlik olanı değil gençler. A artı B çarpı A kare eksi AB artı B kare. Bunları hep ayrı ayrı öğreniyorsunuz. Çarpan ne, özdeşlik ne, bunları çok iyi bileceğiz. Buradan A'nın yerine ne geldi gençler bakın. X artı 1. Daha düzgün yazayım. Artı 3. B'nin yerinde de 3 var. Sonra gençler A artı 1, A'nın yerinde ne var demiştik? X artı 1'in karesi eksi 3 çarpı X artı 1 artı sonra gençler 3'ün karesi. Evet. Bakalım ne gelmiş oldu çarpan olarak gençler? X artı 4 çarpı şimdi X kare. Buradan artı 2 X gelecek. Eksi 3 X gelecek. Eksi X kalacak. Artı 1 şimdi eksi 3 çıkaracağız. Eksi 2 artı 7 gelir. Şimdi
A artı B toplamını sormuş gençler. A küp artı B küpü de vermiş. Şimdi A küp artı B küp. Bakın bunu nasıl yazalım? A artı B'nin küpünden de gidebiliriz gençler. Oradan gidelim. A artı B'nin küpünü yazsak gençler şöyle yazabiliyorduk. A küp artı B küp artı 3AB parantezinde gençler. Ya da 3 parantezinde yazalım. 3 parantezinde A kare B artı AB kare yazabilirsiniz. Evet böyle yazalım daha iyi olacak. O zaman A artı B'nin küpü gençler. A küp artı B küp gördüğüm yere ne yazıyorum? 10. Artı 3 çarpı gençler buraya da 17 bölü 3 yazıyoruz. Götürelim bunları. Buradan A artı B'nin küpü neye eşit olur gençler? 27 yani 3'ün küpü olur. Buradan da A artı B toplamı kaç olarak bulunmuş olur gençler? 3 olarak bulunmuş olur. Evet. Şimdi güzel bir soru var. X üzeri 9'u gençler. Şimdi şöyle yazarsam daha iyi olacak. Bir saniye. İlk önce x küp eksi 1 yazayım gençler. Bu neye eşitti? X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1. Şimdi biz x üzeri 9'u gençler x küpün küpü yaparsak şöyle. Görüyor musunuz? O zaman x gördüğümüz yerlere x küp yazacağız. X gördüğümüz yerlere x küp yazarsak burası x üzeri 6 x küp artı ne olur? 1. Ha, o zaman x üzeri 9 eksi 1'in yerine ne yazabiliriz gençler? X küp eksi 1 güzel bir soru bu. X üzeri 6 artı x küp artı 1 yazabiliriz. Bölü gençler buradan x üzeri 6 artı x küp artı ne var? 1 çarpı x kare artı x artı 1. Şimdi gençler şunları bir götürelim. Şimdi x küp eksi 1'in yerine de yukarıda yazdığımız çarpan vardı. Onu yazalım. Ne yazalım? X eksi 1 çarpı x kare artı x artı 1 yazalım. Bölü gençler x kare artı x artı 1 geldi. Bunları da götürelim gençler. Evet. Buradan ne gelmiş olur? X eksi 1 gelmiş. Evet. X'i ne vermişti gençler? Görüyorsunuz çok orijinal bir soru oldu değil mi? 2024. Evet. Cevabımızı görüyorsunuz değil mi gençler? 2023. Onu renkli yazalım. Evet. Hedef 2023 çünkü. Evet. Güzel bir örnek oldu. Evet. Şimdi bu da güzel bir örnek gençler. Şimdi A küp artı B küp neydi ona bir bakalımız. A küp artı B küpün özdeşliği gençler. A artı B'nin küpü eksi 3AB çarpı gençler A artı B özdeşliği vardı. Şimdi ben A artı B'yi biliyorum. Ne olarak biliyorum gençler? Karekök 5 eksi 3AB çarpı karekök 5. Şu 3'ü de içeri alacağım birazdan. Burası ne yapar gençler? 5 kök 5 eksi 3'ü içeri 9 olarak alın. Karekök 45 AB yapar. Anladınız mı? Bu cepte dursun. Bakın birazdan kullanacağım bunu. Nerede kullanacağım? Bana verilen özdeşlikte. Şunu aşağıya şöyle yazacağım gençler. A küp artı B küp artı karekök 45 AB bölü A artı B. Şimdi gençler şu ifadeyi bulduk mu biz az önce? Bulduk. Şunu bulduk. Bunu yerine yazalım gençler. Ne yazacağız? 5 kök 5 eksi karekök 45 çarpı AB. Evet. Artı yanında ne var gençler? Karekök 45 AB var. Bölü A artı B de neye eşit gençler? Görüyorsunuz. Kök 5'e eşit. Onun yerine de kök 5 yazalım. Evet. Şimdi şunlar gitsin. Evet. Geriye ne kaldı gençler? 5 kök 5 bölü kök 5 gençler. Bu kök 5'leri de götürün. Çok güzel bir soru hazırlamışlar. Evet. Yani güzel bir emek var burada. Cevabımız 5. Evet. Devam edelim. Değişken değiştirme yöntemiyle çarpanları ayırma demişiz gençler. Değişken değiştirme yöntemiyle çarpanları ayırma. Evet. Bu ne zaman kullanılıyor gençler? Karmaşık ifadeleri. Karmaşık ifadeleri basitleştirmek için ne yapılıyor gençler? Kullanılan bir yöntem.
karmaşık ifadeleri basitleştirmek için. Basitleştirmek için kullanılan bir yöntem diyelim. Kullanılan yöntemdir diyelim veya bir yöntemdir de diyebilirdik. Kullanılan bir yöntemdir. Bunu nasıl yapıyoruz gençler? Bu yöntemle ne yapıyoruz gençler? Belirlenen bir ifade yerine belirlenen bir ifade yerine daha basit yeni bir değişken kullanılır. Ne yapılır? Belirlenen bir ifade yerine daha basit yani karmaşık ifadeyi ne yapmak istiyoruz? Daha basit hale getireceğiz. Daha basit yeni bir değişken kullanılır. Daha basit yeni bir değişken kullanılır. Evet. İfade çarpanlarına ayrıldıktan sonra gençler kullanılır dedik. İfade çarpanlarına ayrıldıktan sonra evet gençler, yeni değişkene göre elde edilen sonuç, elde edilen sonuç ne yapıyor gençler? Verilen değişkene göre düzenlenir. Bir bakayım cümlede düşüklük var mı gençler? Evet, biraz hızlı yazdık çünkü. Bakıyorum. Karmaşık ifadeleri basitleştirmek için kullanılan bir yöntem. Belirlenen bir ifade yerine daha basit yeni bir değişken kullanılıyoruz. Doğru. İfade çarpanlarına ayrıldıktan sonra yeni değişkene göre elde edilen sonuç verilen değişkene göre yeniden düzenlenir. Evet, doğru. Güzel bir cümle olmuş. Şimdi örnek verelim gençler. Bakın 2017 ve 2019 var. Büyük bir sayı değil mi? 2017'ye gençler A diyelim. 2019 ne olur gençler? O zaman A artık. Ne yaptık? Buradaki büyük değerlerin yerine daha basit birer ne koymuş olduk gençler? Değişken koymuş olduk. O zaman burada ne olacak gençler? A çarpı A artı 2 artı 1 olacak. Düzenlediğimiz zaman gençler bunu A kare artı 2A artı 1 gelir. Bu ne oluyor gençler? A artı 1'in nesi oluyor bakın? Parantez karesi. Evet, buradan bunları götürdüğümüz zaman işlemin sonucu ne olur gençler? Bakın A artı 1. A'yı ne seçmiştik gençler? 2017 bunu ne yapıyoruz? Elde ettiğimiz sonuçta yerine koyup düzenliyoruz demiştik değil mi? Cevabımız ne olur gençler? 2018. Bunu köklü ifadelerde farklı bir şekilde anlatmıştık. Şimdi farklı bir yöntem daha öğrenmiş olduk. Evet, şimdi gelelim buraya. Bakın 2y eksi 1 bölü y'ler sanki hepsinde ortak değil mi? O zaman 2y eksi 1 bölü y'ye ne diyelim gençler? A olsun diyelim. O zaman şuraya a yazacağız ya gençler. Bakın. Buraya da a yazalım. O zaman ne olacak gençler? A kare eksi 4a artı 4 eşit 0 oldu. Buradan gençler bu ne olmuş oldu? A eksi 2'nin karesi eşit 0. Buradan a eksi 2 eşit 0. A eşit 2 olur. Buradan gençler o zaman 2y eksi 1 bölü y niye eşit olmuş olur ki? Şimdi bunun neyini alalım? Karesini alalım. Buradan gençler birincinin karesi 4y kare. Çarpımların 2 katı artı ikincinin karesi. Eşittir ne oldu gençler? 4. Buradan düzenlediğimiz zaman gençler bunu şu y'ler gider. Bakın. Görüyor musunuz? Şu y'ler gider. Burada ne kalır? Geriye bakın. 4y kare eksi 4 artı 1 bölü y kare kalır. Gençler
Tam kare yüzdesi yaptık değil mi? Eksi 4'e karşı yaptığımız zaman 4y kare artı 1 bölü y kare eşittir ne olur gençler? 8 olarak hesaplanmış olur. Evet. Şimdi bir sorum daha var gençler. Bakalım neymiş o? Evet. 25 üzeri x eksi 25 üzeri eksi x ifadesinin çarpanlarını ayırın istemiş. Şimdi ben bunu 5 üzeri x'in karesi, bunu da 5 üzeri eksi x'in karesi yaparsak. Bu basit bir soru olacak. Neden basit bir soru olacak? 2 kare farkı özdeşliği düşünebiliriz gençler. Bunu ne yapacağız o zaman? A eksi b çarpı a artı b şeklinde ayrıştırıyorduk ya. Burada a'nın yerinde 5 üzeri x, b'nin yerinde de 5 üzeri eksi x var. O zaman ne olacak gençler? 5 üzeri x eksi 5 üzeri eksi x çarpı 5 üzeri x artı 5 üzeri eksi x şeklinde iki terimin çarpımı şeklinde ne yapabiliriz gençlere bunu yazabiliriz. Evet, dersimizi burada bitiriyorum gençlerim.